İyi günler. Toprak Ana'nın 42. programında sizlerle tekrar birlikteyiz. Bugünkü stüdyo konuğumuz Sayın Muhtar Katırcıoğlu. Hoş geldiniz Muhtar Bey. Hoş bulduk. Efendim bugün sizlerle birlikte geçtiğimiz haftalarda yaptığımız o güzel Kastamonu gezisine istinaden isterseniz Siyez Bulgurunu ve Üryani Eriğini konuşalım. Büyük bir memnuniyetle. İsterseniz önce sizi tanıyalım Muhtar Bey. Biraz uzun bir hikaye olabilir ama sizin bu renkli kişiliğiniz, çok yönlü çalışmalarınız hakikaten ilgi çekici. Çünkü sizler farklı alanlarda oldukça enteresan işler yapıyorsunuz. Bir yandan antika haritalarınız var, yemek menüleriniz var. Bir yandan da özgeçmişinize baktığımız zaman Oxford Üniversitesi'nde master'ınız var. İktisat, ziraat üzerine okumuş olduğunuz bir iktisat çalışması var. Biraz bahsedebilir misiniz çalışmalarınızdan? Bugünkü çalışmalarım daha fazla yemek üzerinde ve işte menülerim sayesinde biraz da yemek tarihi üzerinde odaklanıyor. 1860 senelerinden başlamak üzere geniş dünya çapında bir menü koleksiyonum var. Ama ne de olsa ki kişisel bir hobi diyebilirim eden bu şeyde bu alanda geçenlerde dikkatimi çekti. Barilli makarna fabrikasının bir koleksiyonu var. 2750 menüsü varmış. Bazı menülerin fotoğraflarını bir arkadaşım getirdi, gösterdi. Bayıldım doğrusu, yani onun yanında benim koleksiyonum pek bir şey değil, o kadar mühim değil. Fakat özellikle Osmanlı menüleri üzerinde, özellikle saray menüleri üzerinde genişçe bir koleksiyonum var. Dolayısıyla Osmanlı menüsü, Osmanlı'da saray menüsü tabiri, saray yemekleri tabir ettiğimiz şeyler var. Ve bunların maalesef birçoğu da unutuldu veyahut da günümüzde hiç bilinmeyen, unutulmuş olan. Evet, eski değerlerini ne yazık ki bugün pek bulamıyor değil mi? Ama mesela Kastamonu'nda birazdan bahsedeceğiz. Gördüğümüz Üryani eriği sanıyorum Osmanlı mutfağında adı geçen, özellikle Ramazan sofralarında adı geçen bir ürünmüş. Doğrudur efendim. Bizim yani Osmanlı mutfağı kültüründe Ramazan'ın çok büyük ve çok mühim bir yeri vardı. Çünkü esasında Ramazan başlamadan önce her ev, her konak böyle baştan aşağı kadar temizlenir ve şeyde Ramazan ayı müddetince yenilecek yemekler, iftarlar için en iyi malzemeyi satın alardı ve stoklardı. Evet. Mesela şeyden Rusya'dan, Ukrayna'dan sade yağ gelirdi, Mısır'dan pirinç gelirdi. Hurmalar özellikle Medine'den olması çok makbuldü ve Medine hurması olarak tanınırdı. Böyle çok özellikler vardı. Evet, o dönem şanslı bir dönemmiş. Çünkü o dönemde organik tarım diye bir endişe yokmuş. Her şey zaten organikmiş. Ama tabii, bugünkü mutfağımıza baktığımız zaman ne yazık ki bakarak ve görerek anlayamayacağımız bir sorunlar silsilesi oluşuyor ki çok doğru. Burada o zaman ayağımızı kırsala atmak, doğa içinde yetişen o kirlilik bulaşmamış yörelerde araştırmalarımızı yoğunlaştırmamız gerekiyor. Bir nokta daha temas etmek isterdim. Eskiden mevsiminde yemek yerdik. Mevsimin sebzelerini yerdik. Şeyde bir tufanda bir domates, tufanda bir patlıcan. Ne büyük zevkle tufanda onu beklerdik. Tufanda bir çilek kokusu değil mi? Evet. O da var. İşte bütün bunları ne yazık ki 12 aya yayan bir üretim metodolojisi ve hırsı diyebileceğimiz bir dönem yaşıyoruz. O zaman bir takım şeylerin de keyfi kaçıyor ve daha önemlisi sağlık açısından da sıkıntılar yaratıyor. Yalnız sağlıktan değil de lezzet bakımından. Evet. Şimdi ben size bir örnek vereyim. Mesela ben kuşkonmazı çok severim. Ama şeyde birdenbire marketlerde baktım bol miktarda yeşil kuşkonmaz vardı. Bir baktım efendim etiketi Peru'dan geliyor. Şimdi kuşkonmaz öyle bir yiyecek maddesi ki tazesi makbuldür. Taze olarak tüketmezseniz o kendiliğinden kısa bir zaman sonra odunlaşır. Evet. Ve bu Peru'dan ta buraya kadar geliyor ve lüks bir sebze olarak addedilen bu kuşkonmaz birdenbire
bir promosyon malzemesi olarak ortaya atılıyor. Fiyatı düşürülüyor. Evet. Ve yani şeyimiz tamamıyla uluslararası alana geçti. Bugün marketlerde görüyorsunuz kendi memleketimizde yetişmesine rağmen dünyanın birçok memleketinden meyve sebze geliyor. Önümüze bakıyorsun nereden geliyor? İtalyan elması. Bizde de elma var. Evet. Bilmem şuradan gelen bir evet. elma. Evet. Tabii biraz önce verdiğiniz örnekten aslında çok farklı. Biraz önce örnekte Osmanlı mutfağında en azından Türkiye'ye, Osmanlı topraklarına komşu memleketlerden gelen bazı çok ürünler doğru. Söz konusuydu. Ama şimdi deniz aşırı ülkelerden ve çok vahşi bir kapitalizm doğrultusunda başka Evet. ülkelerin üretemez hale gelmesiyle sonuçlanan bir üretim politikaları var ki bu çok tehlikeli. Evet. Biz ama burada kendi yerel topraklarımızda, kendi yerelimizde, kültürümüzde yetişen ürünlere sahip çıkmamız gerekiyor. İşte Çok doğru. bunlara iki örnek sanıyorum. Siyez bulguru ve Üryani eriği Evet değil mi? efendim. Evet. Şimdi isterseniz 2-3 Ağustos tarihlerinde Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde Evet. o çok yaşadığımız o çok güzel festivali biraz sizden de dinleyelim ve sonra bu ürünlerin niteliklerini inceleyelim. Efendim şapka çıkarmak lazım. Yani bu ufak bir festival. Gayet mütevazi bir festival düzenleyenlere hakikaten şapka çıkarmamız lazım. Kendi çaplarında bir şey yapmaya çalıştılar. Az miktarda dinleyici ve iştirakçı vardı. Bunlar tabii ilk şeyleridir. Evet ama bakın İlk. iştirakçılar deyince ben hemen programa bakıyorum. Bizi gerçekten heyecanlandıran bir program vardı. O gün öncelikle Siyez buğdayının antik yapısı, Hititlerden süregelen sürecini inceleyen arkeologların yaptığı bir sunum vardı ki Çok burada doğru. Füsun Ertuğ'a çok teşekkür etmemiz gerekiyor. Oxford Üniversitesi'nden gelen, ayrıca Sheffield Üniversitesi'nden gelen arkeologlar vardı. Evet. Genç insanlar vardı orada bizim Tabii. topraklarımızda kazılarda çalışan ve kazılarda bulunan o tohumların ve yemek örneklerinin o dönemde nasıl pişirildiğine, Evet. hatta tarımsal metodolojisini incelemeye yönelik bazı araştırmalar yapılıyor. Yani o dönemde buğdayın ne kadar suyla, ne kadar hayvan gübresiyle yetiştirildiğinin mukayeseleri yapılıyor ki Evet. aynı buğday türlerine dünyanın farklı bölgelerinde rastlanıyor ama bazı genetik farklılıklar içeriyor. Evet. İşte bu genetik farklılıkların asıl sebebi acaba bu tarımsal yöntem farklılıkları mı? Bunları inceleyen bir grupla karşılaştık Evet. o sabah ve çok heyecan vericiydi tabii. Çok doğru. Bilmediğimiz bir konuydu. Ve hakikaten yani arkeologların bu işe el atması çok ilginçtir. Çünkü nereye kadar, ne kadar eskiye gittiğimizi bir defa daha vurguladı. Evet, yaklaşık 10 bin yıllık bir buğdaydan bahsediyoruz Çok ve en doğru. önemli tarafı da genetik özelliğini korumuş bir buğdaydan Evet, 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 bahsediyoruz. evet. Adı Siyez bulguru ve Siyez buğdayı daha doğrusu bu Siyez Evet. buğdayından elde edilen bir bulgur festivaline dönüşüyormuş. Kasım'ın ufak bir yöresi İhsangazi'yi de unutmamak lazım. Yani o da ön plana çıkıyor bu şey dediğimiz zaman. Siyez bulgurundan bahsettiğimiz zaman. Burada kanımca ilk yapılacak işlerden biri hatta en başta gelen bu coğrafi işaretleme olması lazım. Evet. İhsangazi bu Siyez bulguruna sahip çıkması lazım. Yoksa ondan sonra dağılır ve özelliğini yani yöresel özelliğini kaybetmiş olur. Bence yani onları bu coğrafi işaretlemeyi temin etmek için elimizden gelen yardımı Evet. vermemiz lazım. Ön ayak olmamız lazım. Kendilerine Kesinlikle. yol göstermemiz lazım. Kesinlikle Ankara'da sanıyorum Türk Patent Enstitüsü'nün Evet, iki ayak tane olduğu, uzman vardı evet orada. bu kurumun desteğinde bu çalışmaları aslında yerel yönetimin son derece duyarlı olduğuna da şahit olduk orada. Doğrudur, Gerek evet. Tarım İl Müdürü, gerek Tarım İlçe Müdürü, hatta İhsangazi Kaymakamının son derece sıcak misafirperverliği bizi çok mutlu etti. Eksik olmasın yani bize çok misafirperver davrandılar. Evet. Cuma akşamı ilk vardığımız zaman enfes bir ikramda bulundular ve Kastamonu yemeklerini bize tanıttılar. Evet, harika bir sofraydı. Evet, evet. Şimdi baktığımız zaman bu Siyez buğdayına aslında Anadolu'da ona çok yakın bir başka buğday türü daha var. O da Gernik buğdayı.
O Kars'ta yetişen bir buğday türümüz. Ve bu Siyes buğdayı da Kastamonu, özellikle İhsan Gazi ilçesinde yetişen bir tür. Latincesi Triticum monococcum denen bu Siyes'in diğer Kars'ta yetişen türü ise Triticum diococcum. Yani biri çift kromozomlu, biri tek kromozomlu olan, birbirine akraba, çok yakın genetik yapıda olan iki buğday türü. Tabii biz Siyes bulgurunu tattık. Evet. Kars'tan gelen bu buğdayı tatmadık daha. Bilmiyoruz yani lezzet bakımından bir farklılık var mı? Evet. Belki genetik olarak ve bilimsel olarak farklı olabilir. Lezzet bakımındaki en de sonunda yani ölçeğimiz lezzet. Evet, evet. İnsanların onu talep etmesini sağlayacak yegane unsurlardan biri o, ama bize ifade edilen şeylerden biri de son derece sağlıklı bir besin olduğu idi bu bulgur türünün. Çok doğru ama bilmiyorum, ben bu yaştan sonra daha fazla lezzet çok haklısınız. Peki isterseniz bu konuda bize orada çok yardımcıları olan Mustafa Afacan'a bir telefon bağlantısı kuralım. Çok güzel. Bir de onların sesine kulak verelim. Çok doğru. Sevgili Mustafa, merhaba. Merhaba Cem Bey. Bu yaşadığımız 2-3 Ağustos'ta İhsan Gazi'de yaşadığımız güzel festivali ve o güzel lezzetleri konuşuyoruz stüdyomuzda sevgili Muhtar Katırcıoğlu'na beraber. Çok merhaba Mustafa. Mağazınıza sağlık. Şimdi biraz da senden dinlemek istedik o güzel günleri ve Siyes bulgurunu, özellikle Üryani Eri'nin birlikte sen bize nasıl tasvir edeceksin? Biraz senden dinleyelim. Efendim şöyle söyleyeyim Cem Bey, biz 2-3 Ağustos'ta o Siyez Bulguru Festivali'ni yaparken orada sorduğumuz soru şuydu. Siyez Bulguru ekseninde biz İhsan Gazi'de kırsal bir kalkınma başlatabilir miyiz? Çünkü oradaki halkımız, yani orada 6000 nüfus var. 6000 nüfusun 5150 kişisi tarımla ilgileniyor ve özellikle son tarım politikaları sonucunda bu çiftçilerimizin alternatif ürünlere ihtiyacı var. Alternatif derken tabii şöyle bir şey var. Orada mevcut tarım elverişli alanların 75.000 dekar, bunun sadece 4500 dekarında bu buğday ekiliyor. Ve biz bu buğdayı orada ekim alanlarını çoğaltıp bunu bir ekonomiye döndürebilir miyiz? Sormak istediğimiz soru buydu. Ve şimdi o sorunun cevabını yavaş yavaş bulduğumuzu düşünüyorum. Ve bu sorunun cevabını bulmamızda özellikle o festivale katılan bilim insanlarımıza, yemek yazarlarımıza bir kere çok teşekkür ediyorum. Onların bu konuda katkıları çok büyük oldu. Yani biz festival öncesine göre bir adım önde ve bir kişi fazla olduğumuzu artık biliyoruz. Evet. Evet. Peki Siyes bulgurunu ve Üryani Eri'ni biraz senden dinleyebilir miyiz, özelliklerini? Cem Bey şöyle söyleyeyim. Siyes buğdayı anlatmaya başlamak için bir kere 12 bin yıl geri gitmemiz gerekiyor. Milattan önce 10 bin yıllarında buzullar erimeye başlayıp insanlar daha kolay yaşam alanları bulurlarken avcılıktan ve toplayıcılıkta yerleşik hayata geçme evresinde ilk defa bu Siyes buğdayının yabanisini toplayarak hayata başlıyorlar. Ve zamanla bunu toplarlarken biz bunu kültüre alıp ekebilir miyiz sorusunu soruyorlar. Ve bunu kültüre alıp ekmeye başladıklarında da işte ekiyorlar. Belli bir zaman bu tabi tarlada kalıyor ve hasatını yapmak için de bekledikleri için yerleşik hayata geçiyorlar. Yani yerleşik hayata geçildiği neolitik dönemde ilk ekilmeye başlanan buğday bu buğday. Evet. Bunun da ilk ekim alanları işte Türkiye'nin güneydoğusu, İran'ın batı bölgesi, efendim Irak'ın kuzeyi, İsrail'in batısı, yani bizim bereketli hilal veya verimli hilal dediğimiz bugünkü Mezopotamya topraklarına denk düşüyor. Ve Türkiye'de de Karacadağ bölgesinde ilk ekildiğini arkeologlar, bilim bize bunu söylüyor. Tabii o ilk ekildikten sonra zamanla bunun üretiminin daha zor olması, veriminin daha düşük, saplarının kırılgan olması nedeniyle insanlar başka buğday türlerini ekmeye başlıyorlar. Yani bugün bizim kullandığımız, popüler olarak kullanılan ekmeklik ve makarnalık buğdayları ekiyorlar. Ve bu üretim gün geçtikçe düşüyor, Siyes buğdayı üretimi. Ve şu an sadece Kastamonu'da ve Kars'ta diğer bir çeşidi, germit dediğimiz çeşit ekiliyor. Evet. Yani biz burada bu buğdayı ekerek aslında bir yönden de insanlığın bir kültür mirasına sahip çıkmış bulunuyoruz. Evet, bu buğdayın tabii bulgura dönüşmesi çok değerli bir şey. Çünkü bütün besleyicilik özelliklerini barındıran bir ürüne dönüşmüş oluyor, değil mi? Ya tabii şimdi bunun genelde bizim halkımız hayvan yiyeceği olarak kullanıyorlar, yem olarak kullanıyorlar.
Yani bulgura dönüşen miktarı çok az bir miktar. Yani %20'si ancak bulgura dönüşüyor. Ve bunun da bir ekonomik getirisi yok. Ve biz bunu bulgura dönüştürüp bunu iç piyasalara, dış piyasalara satarak da kırsal bir kalkınma hedefliyoruz. Yani bizim bütün derdimiz bu. Evet. Ya bu bulgurumuzun diğer bulgurlardan da farkı var. Yani özellikle besin farkı var. Glisemik endeksi çok düşük, lip ve posa açısından çok zengin. Karbonhidrat miktarları yüksek, muhafazası kolay, kolesterol olarak kolesterol içermiyor. Özellikle çocuk gelişiminde, gebelik sürecinde falan folik asitlerinden çok farklı özellikleri var. Evet. Yani hem bir kültürel mirasa sahip çıkmak hem de bunu ekonomiye kazandırıp kırsal bir kalkınma sağlamak. Bütün evet. Derdimiz bu. Evet, umuyoruz buna destek olacak. Farkındalık yavaş yavaş uyanıyor. Tabii bu arada Üryani Erin'den de bahsedelim. Evet. Bir zamanlar tarlaların kenarında kalmış ancak ağaçlarla yetiştirilen evet, bir meyvacılıkken bugün evet. Sanıyorum daha fazla rağbet var. Bunun önemi yavaş yavaş kavranıyor. Zaten Osmanlı evet. mutfağından süre gelen bir Ramazan sofralarının vazgeçilmez bir ürünü Üryani hoşafı değil mi? Evet. Tabii. Efendim şöyle Üryani'nin özelliği bizim bu bölgemizde yetişen alayerik cinsi bir eriğin kabukları soyulduktan sonra kurutulmasıyla elde edilmesi. Kabukları olmadığı için üryandan geliyor. Yani çıplak erik demek. Evet. Yani kabuğu soyularak üretilen başka bir erik türü yok sanırım. Mamülü yok. Evet. Ve bu erik özellikle dediğiniz gibi Ramazan aylarında vazgeçilmez bir ürün oluyor. Özellikle kabızlığa çare olması, bağırsakları çalıştırması açısından falan çok önemli bir ürün. Ama tabii gelin görün ki biz bu ürünü de yeterince değerlendiremiyoruz. Yani bu yüzyılın başında bu ürünün işte Orta Doğu ülkelerine ihracatı bile yapılıyor. Evet. O dönem yani 100 yıl önce. Ve yine 100 yıl önce bilim insanları tarafından üryani üzerine yapılan çalışmalar var. Evet. Ama yıllar geçtikçe bu ürünün biz yani dışarı ihracını bırakın yurt içinde bile kullanamıyoruz. Kendi kentimizde bile kullanamaz hale gelmişiz. Evet. Ama son bir işte 5-10 yıllık süreç içinde Kasım'ın turizm olarak dışarı açılması noktasında bu ürün de tabii bir noktada bir yani gıda ürünü olarak olmasa bile bir turizm ürünü olarak öne çıktı. Evet. Biz... Şimdi burada yapılan yerel çalışmalar sonucunda sizin de dediğiniz gibi işte tarlaların işte bu sınır boylarında olmaktan kurtarılıp kapama bahçeler yoluyla sadece erik ağaçlarının yetiştiği bahçeler yapılıp buradan çıkan ürünün üryaniye dönüştürülüp yine iç ve dış pazarlara sunulması gündeme geldi. Evet, bu festivalde de yaşadığımız bu ilgi ve alakanın baş mimarlarından olan birkaç kişiye ben buradan teşekkür etmek isterim. Evet, özellikle evet. Tarım İl Müdürümüz İhsan Emiraloğlu. Evet. İhsan Gazi İlçe Tarım Müdürü Ömer Şahin ve İhsan evet. Gazi Kaymakamı Sayın Ramazan Seçilmiş. Evet. Son derece hassaslar bu ürünlerin geliştirilmesi evet. konusunda. Ve tabii ki Kastamonu Ziraat Odası Meclis Başkanı Sayın Serdar evet. İzbeli de evet. bu konunun peşinde. Dolayısıyla evet. burada yerel halkın ve yerel yönetimlerin bir arada el ele vermesi evet. açısından çok güzel bir örnek oluşturuyor Kastamonu. Evet. Efendim çok şunu doğru. da ilave edelim. Çok şimdi mesela o gün bizim festivale... Kastamonu Sayın Valisi Nurullah Bey katılamadı. Ankara'da bir program vardı. TRT'de bir yayınları vardı. Ama o da şunu yaptı. Bizim buradan işte bulgur götürdü, üryani götürdü ve televizyon evet. ekranlarından işte İhsan Gazi'ye gelin akşama kadar orada işte kazanlarda pilavlar pişecek. Bu bulguru yiyin. O bulguru gösterdi. Bulguru anlattı. Üryanilerini anlattı. Yani işin başı bir kere Kastamonu valisi bu olaylara son derece sıcak. Çok çok sevindirici. İnşallah tabii. bu kaynayan kazanlarda pişen bulguru tüm Türkiye halkı yeme fırsatı evet. oluşturur evet. ve bulur. Evet. Katılımınız için çok teşekkür ederim Mustafa. Cem Bey ben görüşmek üzere diyorum. Özellikle çok çok desteklerinize, sevgiler. O festivale katılan desteklerine ve Muhtar Bey'e de buradan çok büyük selamlarımı söylüyorum. Mustafa Bey de selamlarını Muhtar Bey de selamlarını iletiyor. Efendim sağ olun var olun. İyi günler iyi günler. Teşekkür ederiz sağ olun. Muhtar Bey isterseniz bir türkü arası verelim. Olur. Olur mu? Olur. Şimdi Halimiz Ahvalimiz diye bir grup var. Bu gruptan Dağlar Dağımdır Benim isimli türküyü dinliyoruz. Thank you.
Toprak Ana programında sevgili Muhtar Katırcıoğlu'na birlikteyiz. CS Bulgur'unu ve Üryani Erin'i konuşuyoruz. Az önce Kastamonu'dan Mustafa Abacan'la telefon bağlantısı kurduk. Evet. Şimdi CS Bulgur'unun besteciliği ve lezzeti dışında sanırım çok önemli bir özelliğine değineceksiniz Muhtar Bey. Buyurun. Evet, şu sıralarda herkesin ağzında işte bir iklim değişikliği şu bu falan bahsederken unutmayalım ki bu CS Bulgur ve daha doğrusu buğdayı kurak arazilerinde yetişiyor ve dolayısıyla bu değişen iklim ve susuzluk karşısında çok mühim bir unsurdur bu ve göz önünde tutulması gereken kesinlikle bir şey. Kesinlikle çok önemli bir noktaya değindiniz. Susuz tarım ile yetiştirilen son derece besin değeri yüksek olan, evet, lezzetli olan buğday türünün gerçekten ülke çapında korumaya alınması ve coğrafi işaretlemesinin gerekirse yapılması gerekiyor. Sanıyorum vaktimiz doldu Muhtar Bey. Tamam. Ümit ediyorum bir başka programda yine konuşacağız. İnşallah. Ve belki de o zaman bu Üryani Erin'i ve Siyez Bulgur'unu önümüzdeki Terra Madre'de Slow Food İtalya'da tanıtma konusunda belki bir program yaparız. Onu biraz detaylandırırız. Çok doğru. Aynı zamanda bir şeyde özel olarak Slow Food'un başkanının Presidium tabir ettiği Presidium'un koruması altındaki bitkiler, yemekler, ürünler o listede her iki mamul ürünü de aldırmamız. Evet, onu da dahil etmeye çok çalışmak çok değerli lazım. Olacaktır. Çok teşekkürler katılımınız rica için. Rica ederim efendim. Sayın ben dinleyiciler, yayınlanmış olan programlarımıza toprakana.org web sitesi içinden ulaşabilirsiniz.
Hepinize iyi günler diliyoruz. Hoşçakalın.